Gerçek hayattan kopup filmlerin ve dizilerin dünyasına geçmeye hazır mısınız? Oyuncuların ve yapımcıların, yönetmenlerin ve gişe rakamlarının, dizilerin ve filmlerin hakkında her şeyi bu kanalda bulacaksınız. Hadi başlayalım. Labirent. Labirent 3 filmlik bir üçlemedir. Labirent ilk filmi ölümcül kaçışta Thomas bir anda uyanır ve yukarı doğru hareket halindeki bir asansörde olduğunu fark eder. Asansörün kapıları açılır ve karşısında kendi yaşlarında bir grup genci görür. Koloni gibi görünen bu grup onu bir kayranda karşılamıştır. Devasa büyüklükteki duvarlarla çevrelenen bu geniş alanda Thomas ne kendisini, ne ailesini, ne de geçmişini hatırlayamaz. Dahası karşısındaki kayranlılar da tıpkı kendisi gibi buraya nasıl ve neden getirildiklerini bilmemektedirler. Tek bildikleri şey ise her sabah labirente gidilen dev bir kapının açıldığıdır. Güneş batarken ise her akşam kapı kapanır. Üstelik her 30 günde bir asansörle gruba yeni bir genç gelmektedir. Thomas'ın ardındansa beklenmedik bir şekilde bir hafta sonra asansöre, labirente Teres adında bir genç kızı bırakır. Thomas şimdi hem kayran sakinlerinin hem de geçmişte bir yerlerde hatırladığı bu labirentin sırrını çözmeye çalışacaktır. Yönetmenliğini ve senaristliğini görsel efekt alanındaki deneyimiyle tanınan Wes Ball'ın üstlendiği filmin genç oyuncu kadrosu ise Dylan O'Brien, Emil Amin, Will Poulter, Kaya Ripadle, Thomas Brody, Sangster Key, Hank Lee, Jacob Blatmit, Black Cooper gibi pek çok isim yer alıyor. Arkadaşlar filmi seri şekilde öneriyorum. Ben izlerken çok keyif aldım. Filmlere puanım 10 üzerinden 7,5. Baskın. Özel bir operasyon timi şehir dışındaki mahallelerden birinde aranan bir uyuşturucu tüccarının gizlendiği istihbaratını alır ve adamı yakalamak için oturduğu binaya baskın düzenlerler. Fakat atladıkları nokta bu apartmanın her katı farklı suçlularla hüküm giymiş onlarca katil, manyak, hırsız ve çeteyle doludur. Baskın yapılacağı haberinin alınmasıyla hepsi birden örgütlenir ve binanın çıkışları kilitlenir. Operasyon timindeki polisler tuzağa düşürülür ve büyük kısmı acımasızca öldürülür. Birkaç polis canlarını kurtarmaya başarır ama hayatta kalmak için 30 katlı ve her katı tehlike dolu bir binanın en tepesine tırmanmak zorundadırlar. Bol dövüş ve aksiyon içeren filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Garrett Evans üstleniyor. Arkadaşlar film çok iyi, dövüş sahnelerinin yakın çekim olması ve şaşırtıcı derecede gerçekçiliği harika. Filme puanım 10 üzerinden 8,5. 50 İlk Öpücük. Henry Root bir Hawaii cennetinde sonsuz sayıda kadınla hiçbir bağ kurmadan gönlünce yaşamakta olan bir doktordu. Ta ki Lucy Whitmore ile tanışana dek. Henry ve Lucy birbirlerinden gerçekten hoşlanırlar ve aralarında ciddi bir ilişki başlamak üzeredir. Ancak Lucy ertesi gün uyandığında Henry'yi tanımaz ve bu durum genç adamı çok şaşırtır. Çok geçmeden Henry genç kadının kısa süreli hafıza sorununun olduğunu fark eder. Lucy her sabah uyandığında yaşadığı önceki günü hatırlamamaktadır. Yine de Henry bu durumun kendisine engel teşkil etmesine izin vermemekte kararlıdır. Her yeni günde Lucy'yi kendisine bir kez daha aşık edebilmek için mücadele etmekten asla vazgeçmeyecektir. Adam Sandler'ı çok severim. Bu adam komediden anlıyor arkadaşlar. Bu filme de çok enteresan bir olay yakalamış ve güzel de işlemiş. 10 üzerinden 8 veriyorum. Bitirim İkili. Bitirim İkili'de Hong Kong Polis Departmanı'nın başarılı elemanlarından biri olan Dedektif Lee, son yürüttüğü görevde Çin kültürü için büyük bir önem arz eden değerli bir hazineyi hırsızların elinden kurtarmış, böylece üstleri tarafından milli bir kahraman olarak addedilmiştir. Kısa bir süre sonra gizli ve tehlikeli bir göreve atanan Lee, Amerika'ya gidecek, burada Çin konsolosu hanım kaçırılan kızını bulmakla görevlendirilecektir. Lee için son derece mühim olan bu görev, kendisine göz kulak olması için gönderilen Amerikan polis James Carter'ın gelişiyle çeşitli talihsizliklerle dolu eğlenceli bir maceraya dönüşecektir. Dönemin en sevilen komedilerinden biri olan Bitirim İkili, ardından çekilen devam filmleriyle eğlenceli bir seviyeye dönüştürülmüştür. Seri şekilde öneriyorum, çok iyi ikili olmuşlar filmlere. Puanım 10 üzerinden 8. Apokalipto. Maya uygarlığında huzur ve barış dolu bir kabile, tanrılarına kurban etmek üzere köle arayan savaşçılar tarafından vahşi bir saldırıya uğrarlar. Jaguar Pav hamile karısı ve oğlunu saklar, sonra da savaşa devam eder. Bir tutulma onun yaşamını kurbanlığından ayırır. Artık hayata kalma savaşı vermek ve ailesini kurtarmak zorundadır. Mel Gibson, cesur yürek benzeri bir başka kahramanlık hikayesinde çarpıcı bir biçimde gözler önünde.
Oscar'lı yönetmen Mayalardan kalanları perde ile aktarıyor bizlere. Arkadaşlar, kendinizi başrol oyuncusunun yerine koyacaksınız ve dişlerinizi sıkacaksınız. Film çok iyi, kesinlikle izlemelisiniz. Filme puanım 10 üzerinden 9.5. Suikastçı. Ortağı Tom Lane ve ailesi yakalanması zor, iddialı bir suikastçı tarafından öldürülen FBI ajanı Jack Crawford intikam saplantısına düşer. Buna paralel dünyası suç ve ihanetler zincirleri aracılığıyla şekillenmeye başlar. Ancak söz konusu suikastçı Rock, kendi yetenekleriyle izini kaybettirmiştir. Sadece 3 yıl sonra Çin mafyası Cheng ile Japon Yakuza patronu Shiro arasında dehşet bir çatışmada ortaya çıkar. Jack de bu fırsatı asla kaçırmayacak kadar intikam arzusuna bağlıdır halen. Dövüş filmlerinin ustası Jet Li ve aksiyon adamı Jason Statham kamera önünde. Bu ikili zaten tek başına süper, bir arada daha da süper olmuş film beni aksiyona doyurdu. 10 üzerinden 8.5 arkadaşlar. Kutup macerası. Antarktika'da Dr. Davis McLaren ile yaptıkları bir seferin ardından kızak köpeği eğitmeni olan Jerry Shepard meslektaşlarıyla birlikte kutupları terk etmek zorunda kalır. Ciddi bir kar fırtınası yaklaşmaktadır. Köpeklerini daha sonra kurtarmak üzere bağlar. Ancak misyon çağırır ve köpekler kendi kaderlerine kalırlar. 6 ay boyunca Jerry kurtarma misyonu için bir sponsor arayıp dururken köpeklere hayatta kalma mücadelesi verirler. Maceracı ve güzel pilot Katie ise bu süreçte Jerry'nin yanında olandır. Paul Walker'ı severim. Bu da güzel işlerinden biri. Filme puanım 10 üzerinden 7.5 arkadaşlar. Marslı. Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası ölü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars'ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya ve yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu Marslı'nın eve dönmesi için uğraşırken ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir. Geçtiğimiz yılın en sevilen bilim kurgu kitaplarından biri olan Andy Weir imzaladı Martian, ülkemizde de yakın zamanda Marslı adıyla basılmıştı. Mars'ta mahsur kalan maharetli astronot Mark'ın günlüklerinden derlenen çetin bir hayat mücadelesini anlatan filmin başrolünde Matt Damon yer alırken kadroda kendisine Sean Bean, Kate Mara, Jessica Chastain, Jeff Dennis ve Michael Pena gibi isimler eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise türü sevilen yönetmeni Ridley Scott var. Bu film arkadaşlar bambaşka bir deneyim ve eleştirebileceğim hiçbir yönü yok. 10 üzerinden 10. Hemen şimdi durdurun ve açın bu filmi. Ben efsaneyim. Robert Neville, korkunç bir virüsün her yere yayılmasına engel olamamış bir bilim adamıdır. New York'ta hayatta kalabilenlerdendir. Daha doğrusu o tüm üstün deneyim ve bilgilerine rağmen bu virüsün önünü kesememiş ve ancak kendi bedeni söz konusu virüse bağışıklık kazanmıştır. Bu noktada olan aslında tek kişidir. 3 yıl süreyle her türlü imkanını kullanarak kendisi gibi hayatta kalabilmiş başkaları varsa onlara ulaşmaya çalışır ve aslında yalnız değildir. Neville'ın direnme gücünü sağlayan tek şey misyonu yerine getirmek tutkusudur. Kendi kanını kullanarak virüsün etkilerini terse çevirmesi gerekmektedir. Zaman hızla tükenmektedir. Will Smith'in oyuncundan laf ettirmem. Adam iyi oynuyor. Burada da iyi. Filmde iyi. Filme puanım 10 üzerinden 7.5. Jungle. Bir grup arkadaş sahtekar bir rehber eşliğinde Bolivya ormanlarına doğru yola çıkar. Daniel Radcliffe'in oyunculuğunu seviyorum arkadaşlar. Burada ise müthiş bir performans sergilemiş. Gerçekten filmi izlerken iyi ki ben o değilim diyeceksiniz. Filme puanım 10 üzerinden 9. Evet arkadaşlar, size bugün hayatıma etki eden 10 tane film önerdim. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.